Günaydın, günaydın. Herkese günaydın arkadaşlar. Allah'ım suratımız, yüzümüz, gözümüz her yerimiz. Ne kadar bakımlı bir insan görüyor musunuz? Çok bakımlıyız. Günaydın der miyiz anneciğim? Sana bay bay dediğim gibi de günaydın desem mi? Günaydın. De bakayım günaydın. Hı? Daha fikrimiz patlamadı. Sabah erkenden kalktık. Sağlık ocağımıza geldik. Eleman numarada Hakan'ın kontrolü varmış. Kontrol dedim, kilo ve boyuna bakacakmış. Kilo ve boy kontrolleri varmış. O yüzden sağlık ocağımıza geldik. Bazı arkadaşlar bana yorumları yazmışlar. Beni CİMER'e şikayet edeceklermiş. Neden CİMER'e şikayet edeceklermiş? Çünkü çocuklarımın güvenliğini sağlayamıyormuşum araba içinde. Araba koltuğu geldiğinden beridir Hakan kesinlikle ve kesinlikle araba koltuğunun dışında hiçbir şekilde arabamıza seyahat etmiyor. Ve araba koltuğunu çok sevdi. Neden sevdi? Çünkü hani oturduğu yer biraz tabii ki de yüksek olduğundan dolayı daha güzel bir görüş alanı oldu. Ve her yere çok daha güzel bakıyor. Ve araba koltuğunu gerçekten sevdi. Ben Hakan'ın bu kadar çok araba koltuğunu seveceğini hiç tahmin etmemiştim. Çünkü Hakan biliyorsunuz ki çok hareketli bir çocuk. Yani yerinde duramayan bir çocuk. Ben araba koltuğunu herhalde onu ben alıştıramam diye tahmin ediyordum ama beni yanılttı. Çok sevindim beni yanılttığına. Bazı arkadaşlar da dedi, İnşallah Belgin seni yanıltır çocuk dedi. Araba koltuğunda seyahati eder, nimet ediyor. Ama uzun seyahatlerde, 2-3 saat seyahatlerde insan haklı olaraktan bizler bile sıkılıyoruz. Şey yapıyoruz, o da sıkılıyor yani. O zaman da ara veriyoruz. Bir 15-20 dakika, yarım saatlik bir molalarla Hakan'ı dışarıda hareket ettirerek de o şekilde yine de seyahatimize devam ediyoruz. Ben çocuklarım için gerekli bütün önlemleri alıyorum arkadaşlar. Gerçekten alıyorum. Arabanın içinde dahi önlemlerimiz var. Zaten arkada camları açamıyorlar. Buradan kilitleri var. Kilitleri değilim. Arabanın da zaten merkezli kilit var. Araba hareket ettiği zaman otomatikman zaten kapılar kilitleniyor. Ama yine de güvenemediğimden dolayı arka kapıların şu açıldığı yerlerde bir dili varmış. Bu dilini aktif hale getirdi ki arkada hiçbir şekilde çocuklar kapıları açamıyorlar. Yani dışarıdan benim açmam gerekiyor. Mesela İsmail ya da Feyza arabadan inecekleri zaman kendi kapılarını açamıyorlar. Ben ya da yanında kim oturuyorsa, annem ya da herhangi biri kim oturuyorsa yani o inip de kapılarını dışarıdan açıyorlar. Yani araba içinde çocuklarımın güvenliğini gerçekten sağlıyorum. Elimden geldiğince tabii ki de sağlıyorum. Ve ben İsmail'e de Feyza'ya da emniyet kemerlerini takmalarını tembih ediyorum. Onlar da tabii ki de alışık olmadıklarından dolayı yavaş yavaş onlar da alışıyorlar. Yavaş yavaş onlar da emniyet kemerlerini takaraktan da seyahat ediyorlar. Değil mi aşkım? Hı? Bak sizin yüzünden ben hep azar işliyorum. Hep laf yiyorum. Bu yorumları yapan arkadaşlar sadece yorum yapmak için mi yorum yapıyorlar? Yoksa hani derler ki hani Belgin çocukların emniyetini sağla, Belgin onu yap bunu yap diyebilirsiniz ama CİMER'e şikayet edin bu kadını. Bu kadın akıl sağlığı yerinde değil diyecek kadar da yani bu kadar ileriye gidilmenin ne anlamı var? Gerçekten yorumlar inanılmaz derecede haddini aşan yorumlar çok fazla alıyorum. Sizler de biliyorsunuz zaten. Sizlerle de paylaşıyorum. Paylaşmak da istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü bu insanlar kendileri bilsinler ki yorum yaparken düzgün yorum yapsınlar. Yine yapıcı yorum yapsınlar. Yıkıcı yorum yapmasınlar. Gerçekten yapıcı bir şekilde yorum yapsınlar. Şu anda ben Hakan'ın yanında konuştuğum için bile bana kızanlar var. Sen Hakan'ın yanında her şeyi anlatıyorsun. O çocuk her şeyi. Ben şu an Hakan'ın yanında hiç kötü bir şekilde hiçbir şey anlatmıyorum. Ben sadece Hakan'ın emniyetini düzenli bir şekilde sağladığımı ve... Söylemeye çalışıyorum. Ay ne diyeyim artık ya. Ya da videoyu seyrediyorlar ama videoyu nasıl seyrettiklerini de bilmiyorum. Hangi gözle seyrettiklerini bilmiyorum. Ya da kendi istedikleri şekilde belki de videoyu seyrediyorlar. Ona da bir şey söyleyemiyorum artık. Ben hep her şeye pozitif yönünden, olumlu yönünden bakmaya çalışan bir insanım. Gerçekten ben herkese hak vermeye çalışan bir insanım. Haksız olan bir insana bile onun haklı yönünü arayaraktan bakmaya çalışan bir insanım. Ama gerçekten benim bile sınırlarımı, sabırlarımı zorlayan insanlar var. Yorumlarla bile zorluyorlar yani gerçekten. Yüz yüze olsam acaba insanlar ne derim ne yaparım onu bilemiyorum artık. O kadar beni zorluyorlar ki. Ben elimden geldiğince sakin sessiz kalmaya çalıştıkça, ben elimden geldiğince sükunetimi korumaya çalıştıkça gerçekten üzerime çok fazla geliyorlar. Ben bu konuda inanılmaz derecede muzdaribim. Gerçekten muzdaribim. Ya hoş bir şey değil bunlar. Gerçekten hoş bir şey değil. Neyse Hakan durmuyor. Biz geldik. Sağlık ocağımıza, Eylem Hanım'a. Ay Eylem Hanım'ı çok seviyorum ben ya. Gerçekten çok iyi bir bayan. Ebemiz yani. Ebe derler ya. Sağlık ocaklarındaki çocuklar şeyle ebe. İnanılmaz derecede çok tatlı bir bayan. O yüzden de hala alttaki sağlık ocağına geliyoruz. Bana zaten demişti, önceden de dedi. Hakan'ı büyüteseye kadar Hakan'ı vermem dedi. Başka bir sağlık ocağına geçmesine izin vermem dedi. O yüzden de çocuk dedi benimle beraber büyüyecek. Bütün kontrollerini, her şeyini ben yapacağım dedi. Camları kapatmayı unutmuşum bak. Camlarımız açık. Kuşum.
karpuz, şu hurşit. Bu karpuz, şu hurşit senelerden biridir Ahatlı bölgesinde. Bu bölgede karpuz satıyor. Normalde şu Vakıf Ekmek Büfesi'nin önünde bir kamyonu vardı. İlk önce o kamyonla işe başladı ama o kadar güzel iş yapıyordu ki gerçekten getirdiği karpuzlar çok güzel olduğundan dolayı adam hemen hemen benim bildiğim kadarıyla bir günde bir kamyon karpuzu rahatlıkla satıyordu. Evet, yani gerçekten karpuzlar inanılmaz derece lezzetli olduğu için ve sattığı ürünün de arkasına durduğundan dolayı bu karpuz çok hoş ki çok seviyorlar ve adam bakın ne güzel kendine bir yer açmış. Çok güzel küçük kafe tarzında bir yer açmış hem de. Hadi aşkım gel, gel bebeğim. Çık bakalım, aferin benim oğlum, kaldırıma çıkmış. Bir insan işini severek ve helalinden yaptığı zaman Allah ona 10 katını veriyor gerçekten. Bu ne demektir? Bir insan gönlünün rızkını yer derler ya, aynen. Gerçekten gönlünün rızkını yer. O yüzden insanlara diyeceğim her zaman için iyi düşünün, iyi olsun. İnsanlar hakkında her zaman için iyi düşünün ki iyi olsun diyorum. Ben hep öyle yapıyorum. Ben herkes hakkında iyi düşünüyorum. Allah herkes iyi etsin. Allah hiç kimseyi kötü etmesin. Zor durumda bırakmasın. İnşallah var ya boyuna ve kilona baktırırken sıkıntı çıkarmasın annem. Bakalım bize. İçim mi yandı? Annem benim kuşum. Sağlık ocağından çıktık. Kontrolümüzü yaptık. Boyumuz kilomuzu bayımızın demişim. Baş ölçümüzü aldı Eylem Hanım. Kilomuz çok güzel 15,5. Boyumuz da 95 santim olmuş. Buradan Faize Sultan'a seslenmek istiyorum. Anacığıma. Anam her ağzını açtığında Hakan çok zayıf, Hakan çok zayıf. Bu çocuk her geçen gün zayıflıyor deyip duruyordu. Çocuk zayıf değil anneciğim diyorum. Yo anlamıyor. Annem diyor ki hala bu çocuk çok zayıf diyor. İsmail için aynı kelime kullanıyor. İsmail çok zayıf. İsmail çok zayıf. İsmail zayıf değil diyorum. Hakan için de aynı şekilde. Herkes de zayıf değil. Normal kilolarında ama anneme göre benim oğullarım zayıf. Nedense ben bunu bir türlü kabul ettiremedim. Bir şey de söylemiyorum. Demek ki anneanne olunca insan öyle hissediyor. Demek ki yani şey yapamıyor. Yani hep çocukları gözüne hep bir ufak tefek mi geliyor? Zayıf mı geliyor anlamış değilim. Bir şey de söylemiyorum. Neyse işimiz bitti. Şimdi Özgürcüğümün yanına gidiyoruz. Özgür'le beraber bugün Hakan'a kreş bakacağız. Hakan'a kreş işini halletmem lazım en kısa zamanda. Kreşe başlatayım ki çocuğumun gelişimiyle alakalı, konuşmasıyla alakalı daha olumlu yönlerle adımlar atalım. Endor Bey'in de söylediği gibi daha iyi olur yani. Neyse. Gidelim bebeğim. Ama ne içiyormuş çocuğu ya. Ya ooo gözlüğün mü var senin ya? Evet göz. Bir sen şu koltuktan. Ama takın Allah'tan. Gözlüğünü. Gözlüğünü tak. Gözlüğünü tak gözlüğünü. Takalım şunu da. Oğlum kim kırdı bunu? Kendi. Kız onu biz, ben onu bir sileyim derken önündeki şeyinde bir sıkıntı çıkardım. Camında bak. Aslında bu gözlük çok güzel bir gözlüktü. Şuraya bak ne hale. Nasıl sildiniz? Ne evet, bileyim ben ya. İsmail kullansın gel, diye kakar. Sildiydim. Gel. Hayır. Hayır. Hadi yürü gidiyoruz. Elini koysaydık arabaya. Onu oyuncak yaptı. O da arabaya binerken ne aldı o bir? Hadi tut elimi. Elimi tut. Ay inşallah. Kreş işini bugün halledebilirsek ne güzel vallahi ne mutlu. Görüşelim o sana dedim yarıda bir gidelim de be. Evet. Beraber. Şimdi Özgür'le beraber gidiyoruz ki Özgür eski özel eğitimci olduğu için daha güzel konuşuyor, daha güzel anlatıyor. Ama peki sağ ol bak. Sen tanıtacaksın canım yani. Ya ben tanıtacağım onda sıkıntı yok da Önder Bey de bulan sersin bize Allah razı olsun. Bak Önder Bey'den Hakan çok ama çok memnunum ben. Şimdi bak Önder Bey'e şeyi tavsiye edeceğim Almanya'da. Bir takipçi var arada benim de onun da torununda varmış galiba. Hı. Almanya'da işte iş biraz daha geç gidiyormuş. 5 yaşından sonraymış herhalde. Bilmiyorum bana bir şey. Ama eğitim durumları daha iyi. Yani. Yani onlara şey daha iyi de buraya gelecekmiş o torunuyla şey geldi mi? Eğitim için mi? Eğitimde tatile geleceklermiş. Sadece torunumu bir öğretmene göstermek istiyorum. Acaba var mı yok mu? Bana göre dedi var dedi. Çünkü Hakan'ın verdiği tepkileri veriyor dedi. Hı, aynı Hakan. Yok. Yani bir şey yapsınlar zaten ama özel eğitim uzmanı direkt teşhis koymaz. Hayır bir başka psikoloğa gönderecek. Rapor çıkarsa hı. Aynen. Olduğuna emin olurlar. Ama bunlar da şimdi Almanya'da ikamet ettiği için de bilmiyorum artık. Bir sadece bir gelelim görelim. Çünkü anneanne öğretmen, anne doktor.
Hepsi baba da şey, evet hepsi de fark ediyor. Ya fark etmeleri değil. Çalışan anneler çok fazla fark etmiyor. Evet. Yani işte anne doktor hiç olunca annesi de şey yapmış. Anneanne de aynı şekilde. Bakalım bir gelsinler bakalım. Geleceğiz dediler. Yardımcı olur musun dediler. Birini buldum. Biri psikolog, eşi de eğitimci olan, özel eğitimci olan birileri varmış. Onlara bir yönlendireceğim bakalım bir. Şebnem'in sayesinde çok iyiler dedi. Bir yönlendirelim dedi. Elimden geldiğince yardımcı olacağım bakalım ya. Bakın nereye geldik? Bak park var. Nasıl bir yer bilmiyorum ama. Göreceğiz. Göreceğiz bir deneyim. İçine filan yere. Hemen hadi direkt parka. Çık. İki. Bugün müzik beden İngilizce oyuncak görüyormuş. Bugün mü? Evet. Bak müzik beden İngilizce oyuncak. Deşarj olmak zorunda. Evet canım çocuklara sürekli olarak da şey. Geç Hakan geç. Yürü. Geç hayatım geç. Elimi tut. Hmm, bahçeler çok güzel ne kadar güzel. Gel bak. Kalır mısınız? Korktu galiba. Korktu evet adım atamıyorum. Sallanınca. Aslında parkta giderdi öyle yerlerden. Demek ki bu sefer şey yapamadı. Hayır, bak tamamıyla korktu bu sefer. Ne bu ya? Bakıcın mıyım ben senin? İndir bindir. Ne oluyor? Ay parkın oradan gitmeyek mi? Şuradan gel. Gel buraya. Hakan tut elimi. Benim elimi, annenin elinde. Hadi Özlü'nün elini tut. Gel. Tut hadi elimi de tut. Benim elimi de tutalım. Ayrılmayalım. Zıp. Ondan sonra bir daha zıp zıpın önünü alamazsın ben sana diyeyim. Selim Sazak mıydı burası? Sazak. Selim Sazak. Sazak nereden çıktı ya? Bilmiyorum. Sazak nereden buldun? Hiç bilmiyorum. Selim Sazak. Palyaço da güzeldi. Hoşuma da gitti aslında. Bina olarak güzel. Burası güzel. Bina olarak palyaço da güzel. Bayan da çok güzel. Öğretmenler evet. Hepsi özel eğitimci dedi. Aynen. O da çok güzel. Sen, çocuk gelişimcisi. Pardon. Zaten çocuk gelişimcisi çalıştıramaz yani. Bak onu da bilmiyorum işte gördün mü? Canım çocuk gelişim mezunu olmak zorunda. Hmm. İşte çalışanlar. Bak. Şşş. Kız ona değil parka gidiyor. Hayır. Ya sen kuşları yakalayacaksın zannediyorsun ama. Gel buraya gidiyoruz. Parka gidiyoruz. Bak parka gideceğiz parka ama. Hayır parka. Aşkım. Parka. Gel aşkım gel bebeğim ama gel bak nereye gidiyoruz bak. Oyun oynamaya gidiyoruz. Gel zıplayalım. Bak burada. Geliyorum dur. Al annesi çikolata. Ver anneciğim tamam. Ağzı açık galiba gel. Şeyi açmadı da. Aç mı diyor? Hı, aç diyor şu anda. Dur açacağız Hakan okula bir girelim. Aynen. Gel. Okula Bismillahirrahmanirrahim. Gel annem gel. Minik ayaklara geldik. Bak. Bu... Bir yere doğru ilerle çocuğum. Bu dördüncü oldu bugün değil mi kreş? Tık ya. Ay pek güzelmiş ama bak balıklara bak. Hadi bak çal. Evet yap çal. Aç kapıyı, aç kapıyı de bana de. Aç böyle, kapıyı böyle, de aç böyle, de. Böyle yap, aç de aç. Hadi aç. Açın de. Açın kapıyı. Hakan geldi. Parkınızda oynayacağım de. Her parka girip çıkıyoruz. Bundan sonra kreş evet, geçiriyoruz. Burada seni. Da oynamak istiyorum de. Evet. Tipe bak. Gula. Açayım gula. Mı? Aç. Ne aç de aç. Aç. Evet aç diyeceksin ondan sonra açacak. Aç dememiz lazım. Açtım. Ben yiyeyim mi? Hayır de hayır. Ver bak. Ver. Al kapağını da. Mehmet Bey bir misafirimiz var da 3 yaş grubuna görüşme yapmak istiyorlar. Tamam. Ne yavrum ne? Şimdi geliyor. Siz içeri buyurun. Tamam. Hadi gel. Haydi gel. Ya da... Gel oynayabilir kapıyı. Ha açık gel duruyor zaten ya. Ha bismillah. Haydi aşkım. Hadi bakalım bu son. Yoruldu. O bizden daha çok yoruldu. İndi bindi yapa yapa. Çitleniyor mu?
Yok, kilitlenmiyor. Bekliyorum, ben kendi kilitlense. Ben kilitleyeceğim, unuttum. Hayır, araba geliyor. Geç. Aa, tamam gel bu tarafa. Gel, oradan gel. Hakan. Okula git, park var. Park. Parka gidiyoruz, parka gel. Gel annem, hadi parka götürün ben seni. Hani biraz önce ata bindik ya, parka gideceğiz. Dikidik. Abab, hop, hop. Eyde yani yarabbim. Hakan. Anneciğim, hayırdır, hayırdır. Evet. Hayırdır çocuğum, evet. Güneş selekler miydi burası? Güneş selek. Güneş selek. Selekler çarşıda gitti, kafam benim. Benim izliyorum. Evet, soralım bir olmazsa bir. Ama burası hakikaten eve çok yakın, bizim eve. Aa, şimdi bak, bunu ben de şimdi hatırladım. Bildim, bildim. Bunu da gördüydüm. Hadi bakalım hayırlısı inşallah. Kreşe gündüz bakım evi, evet. Bak, bakım evi dediği zaman 3 yaşa da bakıyorlarmış demek ki. Aa, bak burası da çok güzel. Evet, buranın bir girişi bir de çıkışı nasıl olacak, çok merak ediyorum. Neyi açtın? Ona öğretmenler düşecek artık. Bekle. Bekliyoruz bekle. Bebeğim. Bekle. Açın. Sabret. Merhaba. Görüşme için geldik. Tamamdır. Randevunuz var mıydı? Bekle Hakan, bekle. Hakan, sabırlı. Açılmıyor. Ama beklememiz gerekiyor. Aç. Evet, aç. Aç. Ama bekliyoruz. Aç. İnşallah tanıdık çıkar. İnşallah tanıdık çıkar. Ya bizim arkadaşın da var kreşi ama yani şey tarafında, Lara tarafında servis var mı? Havayla konuşmam lazım. İki tane var ama bir tanesi bayağı iyi. İsmi ne onun, Lara'dakinin? Merhaba. İsmi ne Lara'dakinin? Abo, inanın ki akşam oldu akşam. Akşamüstü oldu, akşamüstü oldu. Özdürcüm var ya, 1000 kat razı olsun, gerçekten Allah razı olsun. Beni kırmadı, benle beraber dolaştı, dolaşmaya da bildi. Özdürcüm'ü dolaşmamın sebebi zaten söylemiştim. Kendisi özel eğitimde çalıştığı için daha iyi biliyor. Hadi bakalım. Bakalım, aklıma yatan bir tane bir kreş var. Öğretmenimizle de görüştüm ben az önce. Hayır, yürüyeceksin. Hayır, yürüyeceksin. Tut elimi. Lütfen. Sıkıldı. Bugün hakikaten sıkıldı. Tut parmağını. Durma. Ne oldu? Durma. Ama tutma. Bak ne güzel sana. Tutma. Tut hadi şimdi parmağını tut. Bismillah. Aklına yatan bir tane. Ooo, Gülün ablacığım ne haber? İyi. Pardon. Kreş baktık, eve gidiyoruz. Kreş bakıyor musun? Nihal'e mi geldin? Nihal'e gelmeyeyim, eve gidelim. Eve işler var. Lan. İşler bizi bekler durur. Gönül ablam, görüşürüz. Kendine iyi bak, kusura bak. Ha? Hallettik gibi bakalım. 5-6 tane kreş dolaştık. Bitirdik gibi bakalım şimdi. Hadi görüşürüz Gönül ablacığım. Aklıma tam bir tane kreş var şu anda. Yorulduk mu yorulduk, ama en çok kim yoruldu? En çok Hakan yoruldu. Çocuk arabaya indi bindi, indi bindi. Her inip bindi de tabii ki de kreşlerin parklarına girdiği zaman çocuk haliyle çıkmak istemedi. Haklı. O da haklı, ona da bir şey söyleyemiyorum. Allah razı olsun. Merdivenlerden çıkarken de söyledim zaten Özdürcüm'le. Allah 1000 kat razı olsun. Sağ olsun, bana yardımcı oldu. Gidebileceğimiz kreşlere beraber gittik. Gerekli görüşmelerimizi yaptık. Önder Bey'de zaten ben görüştüm. Normalde salı ve cuma günleri bizim derslerimiz var. Saat 2'de dersimiz başlıyor. 3'te bitiyordu. Salı ve cuma günü. Ama cuma günü saat 11'e aldılar. 11'de başlayıp 12'de bitecekti ama hiçbir kreş haftanın 3 günü kabul etmiyor. Zar zor biz. Rica minnet. Yarım gün, haftanın 5 günü olarak kabul ettirdik. Hatta Önder Bey'de ben bugün az önce görüştüm arabada.
Yani haftanın 5 günü kabul ediyorlar değil mi? Çocuklar hiçbir şekilde düzeni bozmak istemiyorlar. Çünkü tabii onlar da haklı. Bir düzen var, bir düzene oturtmuşlar. O düzenin bozulmasını istemiyorlar. Çocuk haftanın 3 günü değil de haftanın 5 günü yarım gün gelsin dediler. Sabahtan öğlene kadar. Önder Bey de bu şekilde olacağını söyledim. Başka türlü hiçbir şekilde kreşler kabul etmiyor dedim. O da tamam dedi. Bakalım cuma günkü saatimizi bizim yine eski saatimizi alacak kime geliyor. Saat 2'ye alacak. Hiç olmazsa kreş çok yakın. Benim aklıma yatan kreş şu anda Güneş Selek kreşler oldu. Güneş Selek kreş yani. Kreş ve gündüz bakım evi. Hatta kayıt formunu da aldım. Kayıt formunu da zaten alacağım. Her gittiğim kreşte de zaten Hakan durumunu zaten anlattım. Düzgünce zaten bilmeleri gereken şeyleri anlattık. Hakan aşırı derecede bana bir bağlı olduğunu söyledim. O yüzden hiç olmazsa hani kreşe giderse diğer çocuklara daha aktif olursa hem konuşmasına etkisi olur hem çocuğun gelişimine etki olur. Hem daha rahat artık bazı şeyleri daha rahat anlatır. Yani hatta kreşe gittiğimiz zaman da hani dedi palyaçoya gittiğimiz, evet palyaçoya gittiğimizde siz de annesi olduğunuz için dedi size dedi hareketleriyle bütün isteklerini anlatabiliyor ve siz anlıyorsunuz haklı olaraktan dedi. Siz dedi Hakan'ın yürüyüşünden bile dedi ne yapmak istediğini anlıyorsunuz anne olaraktan dedi. Aslında biz anneler dedi çok yanlış çocuk yetiştiriyoruz. Biz dedi kalbimizle çocuk yetiştiriyoruz. Aslında da çocuklar eğiterek yetiştirsek dedi bu çocuklarımızın geleceği için çok daha iyi olur. Evet dediği doğru. Biz kalbimizle yetişiyoruz. Kalbim çocuğa aman ağlamasın, aman şu olmasın, aman bu olmasın, aman çocuğuma şey olmasın. Mantığıyla yetiştirdiğimizden dolayı ister istemez tabii ki de çocuklarda bu haliyle tabii ki de şey oluyor yani. Bizim anlamadığımız bir şekillerde mi diyeyim artık bir eğitimci daha güzel artık gözlemlerinden dolayı. Hatta eğitimcimizin paylaşıcıdaki gibi çok beğendim. Bayan gerçekten çok güzel anlatıyor ve oranın müdürü sahibiymiş de zaten. Ben üniversite bitirdiğimde 89 yılında üniversiteye başlayacağım zaman dedi 89 yılında dedi çocuk eğitimi olarak dedi başlayacağım zaman dedi ailem bana dedi güvenmemişti. Çocuk eğitmek için dedi okula mı gideceksin falan demişlerdi. Çocuk eğitmek istiyorsan biz sana yardımcı olalım demişler. Ama ondan sonra okulun bitirdikten sonra dedi Antalya'ya gelince dedi Antalya inanılmaz derecede bir kreş şey potansiyeli olduğundan dolayı dedi. Direkt dedi işe başladım dedi inanılmaz derecede o dönemlerde dedi çocuk eğitim. Kreşler çok fazla dedi, revaça geldi dedi, çok güzel ilgi gördü dedi. Genelde çalışan annelere başta yönelik başladığımız şey dedi. Sonradan sosyalleşmesi gereken çocuklarımız için de kreşler gerçekten çok olumlu olduğunu söyledi. Yani kreşin buradaki önemini gerçekten anlattı. Ben kreş fiyatlarını birkaç arkadaşlarımdan duyduğum şekilde söyleyeyim. 10 bin liranın üzerlerine diye hesaplıyordum açıkçası. Ama ben şu anda kreş fiyatlarını öğrenince o fiyatların doğru olmadı. Ama aslında ben burada kelebeklere gittiğimde 10 bin lira fiyat verdiydi. Demek ki bazı kreşler şey ne diyorlar ne? Kolej bazında oluyorlarsa herhalde o yüzden tabii ki de fiyatlar ikiye katlıyor. Şu anda ben hemen hemen hepsine aldığım fiyat ortalama hepsi hemen hemen aynı. Tam gün giderlerse servis hariç 5,5 bin lira dediler. Ama yarım gün eğer çocuğunuzu vermek isterseniz de 4,5'a düştü. Güneş Selekler'in fiyatını söylüyorum. Ben artık buradan doğru mu söylüyorum yanlış mı da bilmiyorum ama hani fiyat bilgisi var bana doğru mu yanlış mı tam olarak bilmiyorum. Bu şekilde bir fiyat verdiler. Şu anda fiyat gerçekten hani benim gözümde abarttığım kadar 10 bin lira 10 bin küsurlara kadar bulacak diye çok korktuydum ben açıkçası diye yalan söyleyeyim. Onu bulmadığı için gerçekten memnunum. Bir şeyim yok. Yani o konuda bir nebze rahatladım. Yani 4500 az bir fiyat mı? Yine çok bir fiyat ama bu Hakan'ın gelişiminde eğer olumlu bir yönde etki edecekse 4500'leri veririz. Yapacak da bir şey yok zaten. Dediğim gibi Hakan'ın bana olan bağımlılığından herhangi bir şekilde hani şey olacaksa etkisi olacaksa yani benden yavaş yavaş kopup benim olmadığım süre boyunca da rahat bir şekilde hareket edebileceğini benimseyebilecekse tabii ki de. Tabii arkadaşlar bana yorumlara yazmışlar. Allah çok biliyorum o yorumları ve kızıyorum. Gerçekten hele bir tane bir yoruma inanılmaz derece kızdım. Ben yorumlara artık var ya hiçbir şey demiyorum. Hele Hakan adına yapılan yorumlar gerçekten berbat. O kadar berbat bir çocuğum var ki hiçbir kreş senin çocuğunu kabul etmez diye bir yorum yapılmış. Bu ne kadar kötü bir yorum ya. Sen ne kadar kötü kalpli bir insansın. Sen ne kadar böyle taş kalpli bir insansın ya. Böyle bir laf mı söylerim bir çocuk için senin çocuğunu hiçbir kreş kabul etmez. Ondan sonra tabii ki vermiş olduğum kararla sizlerle paylaşmış olduğum şeylerle alakalı da çocuğumla alakalı da tekrardan çok güzel olumlu yorumlar geldi. Çok teşekkür ederim. Gülüyorum artık. Gerçekten sinirden gülüyorum. Ben artık var ya gerçekten babasının bile istemediği, kabul etmediği bir çocuğu elin adamı nasıl kabul etsin? Babasının bile katlanamadığı bir çocuğa elin adamı nasıl katlansın gibisinden yorumlar geldi. Vallahi ben tebrik ediyorum ya sizleri. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu yorumu yazan arkadaşlar gerçekten tebrik ediyorum. Kalbiniz o kadar çok
şey olmuş ki, kararmış ki, kalbiniz o kadar kötüleşmiş ki, siz ufacık çocuğa düşecek kadar şeysiniz artık. Ben bir şey demiyorum yani, gerçekten benim çocuğuma da bu kadar artık bir uzatabilecek kadar fenaysanız, kötüseniz, ben hiçbir şey demiyorum ben sizlere. Sizin için iyi olan hiçbir şey yok gibime geliyor ya. Bu nasıl bir laftır ya? Senin çocuğuna katlanacak bir adam yoktur. Adamı senin çocuğun 2-3 günde bile kaçırır. Adam senin çocuğuna katlanmaz. O evlilik yürümez. Ya zaten ben evleneceğim diye bir şey de söylemedim. Sadece bir ilişkim olduğunu ben sizlerle paylaştım. Ama benim çocuğuma kadar düşecek kadar yorumlara da girdiyseniz, ben artık size pes diyorum. Pes, pes, pes. Ben bu dünyada her zaman için söylüyorum. Ben boşanma kararı aldığımda da, o dava süreci boyunca da ve şu anda da ben sadece ve sadece çocuklarımı gözeterek hareket ediyorum zaten. Her zaman söylüyorum. Ben mesela Feyza'yla bir arkadaş gibi oturup konuşuyorum dediğim zaman bile bana yazılan tek şey, ne kadar iğrenç bir annesi sen, insan genç kızıyla bu şekilde bir arkadaş gibi konuşabilir mi? Bir anne genç kendi kızıyla bir arkadaş gibi konuşamayacaksa, der bakayım sonra bana. Hayır. Hayır aşkım. Hayır bebeğim. Hakan. Olmaz ama. Hayır olmaz. Ses biraz var. Küçük bir şey yok ama biz ona alışığız. Bizim için ses çok normal. Sizler için normal olmuyor. Gel bakayım Feyza'nın yanına gel. Senle. Tamam. Yok bir şey. Feyza. Hadi bakayım Feyza. 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 Hadi. Feyza. Feyza. Ablası. Dede. Ha, ne diyorduk? Hakan lafa girdim zaten, kafa iyice dağılıyor. Feyza'yla bir arkadaş gibi oturup konuşmama bahane. Sen ne kadar iğrenç bir annesin. İnsan kendi kızıyla arkadaş gibi konuşabilir mi? İnsan kendi kızıyla arkadaş gibi kendi durumunu anlatabilir mi? Zaten benim bu durumu anlatmama gerek kalmadan, zaten Feyza akıllı bir kız. 17-18 işte genç bir kız. Zaten hareketlerinizden, sizin yüzünüze, gelen tebessümden, sevinçten ya da mutluluktan zaten sizin böyle bir durum içinde olduğunuzu anlayabilecek kapasitede bir çocuk. Yani şu zamanki gençlerimizin kafası o kadar çok güzel çalışıyor ki, siz yani yanlış anlama. Biz hani diyoruz ya, sen bu dönmeden biz köşeye 40 defa döndük der ki, onlar köşeye 50 defa dönüyorlar açıkçası. Artık o kadar zeki bir gençliğimiz var. O kadar kurnaz ve gözü açık bir gençliğimiz var yani. Yalan değil. Beni bu şekilde bile vuranlar oldu. Gerçekten inanılmaz derece ben insanları artık var ya kınıyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Bana bu şekilde yapılan yorumlarla alakalı. Özellikle şu ufacıcık 3 yaşındaki çocukla üzerinden yapılan yorumları tamamıyla ama tamamıyla kınıyorum. Her zaman düşündüğüm yapılan yorumların daha böyle uslubunda olmasını tercih ederim. Daha böyle ne diyeyim, kararında olmasını gerçekten tercih ederim. Yani ben her attığım adımı düşünerek atıyorum. Bir adım atarken 10 defa düşünerek atıyorum. Şu anda İsmail, Feyza. Evet, İsmail ve Feyza kendi dertlerini çok rahat bir şekilde anlatan çocuklar ama Hakan şu anda kendi derdini rahat bir şekilde anlatamadığı için ben bu şu anki yaşamış olduğum durumu ben Önder Bey'le zaten paylaştım. Ay, özür dilerim, bir saniye, pardon. Duvarımız gidiyor yine. Sen lütfen bana ver. Evet, şimdi kendi formlarını inceliyor beyefendi. Aferin. Ne diyorduk? Ben şu anki bulunmuş olduğum durumu Önder Bey'le zaten paylaştım. Önder Bey'le söyledim. Ben böyle bir karar aldım. Zaten Hakan'ın durumundan haberlerdi. Kurum olarak da öğretmen olarak. Hani Hakan'ın babasıyla hiçbir şekilde bir iletişim olmadığını, baba duygusunu bilmediğini, zaten hamilelik döneminde yaşadığım sıkıntıların hepsi zaten kurum ve öğretmenimiz zaten biliyordu. Bildiği için de zaten Hakan'ın bana olan bağımlılığının sebebini de zaten şey yapıyorlardı. Ama onu biz zaten, ben böyle bir karar almadan önce de zaten ben Hakan'ı hep böyle bir ayırma telaş içine girdim ama işte anne yüreği, insan ister istemez kıyamıyor, yapmak istemiyor ama gelen yorumlarda tabii diyor elin adamıyla diyor. Vakit geçirebilmek için artık çocuğu başından atmaya çalışıyorsun dedi diye çok fazla yorum geldi. Feyza'yı anneanneye göndereceksin, İsmail'i babaya göndereceksin, Hakan da sende kalacak ama rahat bir şekilde bir evliliği sürdürebilmek için çocuklarına dağıtacaksın diye yazmış. Hadi anneme bir şey diyemem. Feyza'yı anneme göndermeyeyim, göndermem. Hani sürekli kalıcı olarak göndermeyeyim. Hayır, isterse tabii ki de gönderirim. Onda bir sıkıntı yok. Ama zaten normalde de Feyza annem haftada, iki haftada bir, zaten birkaç gün gidip anneannesinin yanında kalıyordu ve anneannesi bir yardımcı oldu ama İsmail açısından İsmail'i babasına gönderse hayatta göndermem. Kesinlikle ama kesinlikle göndermem. Ben çocuklarımı hiçbir şekilde dizimin dibinden ayırmam.
girmeyin hiçbir şekilde. Düşünmüyorum. Ben zaten bazı kararlar alıyorsam da bunları düşünerek alıyorum. Ve ben bu kararları alırken de zaten karşı tarafta ve karşı tarafta, yani karşı taraf dedim, görüştüğüm insandan bahsedeyim ben size. Görüştüğüm insan da zaten benim 3 tane evladımın olduğunu biliyor ve benim çocuğumun özel olduğunu da biliyor. Rahatsız olduğunu da biliyor ve kendisinde zaten böyle bir durumu bildiği için, demeyeyim de kendi kardeşinde özel bir durumu olduğundan dolayı diyeyim ben size, zaten çok anlayışla karşıladı zaten benim bu Hakan durumu ya da Hakan agresiflikleri olsun, Hakan'ın bağırmaları olması. Bunlar çok normal çünkü bu Hakan özel durumundan ibaret olduğunu anlayabilecek kapasite bir insan. Çünkü de kendisi de aynı durumu yaşıyor. Kendisi de aynı durumun içinde olduğundan bir sıkıntı yok. Yani kendisinde kardeşinin özel bir durumu var. Yani yalan yok, bunu ben sizlere de söyleyeyim, paylaşayım. Dediğim gibi ben Önder Bey'le zaten kendi içinde bulunduğum durumu zaten anlattım. Böyle bir karar aldım değil mi? Böyle bir durumum var. İşte hani tabii ki de ben dışarı çıktığım zaman, ben Hakan'ı da yanımda götürdüğüm zaman tabii ki de bu karşıdaki insanla zaten Hakan'la zaten görüşler. Hakan zaten biliyor. Hakan'la zaten vakit geçiriyor. Ve ben bunu öğretmenimize de paylaştığım zaman öğretmenimiz evet yaptın, gerçekten doğru bir şey. Çünkü Hakan, sizler de biliyorsunuz, Hakan annem Ramazan ayında bende kaldığı zamanda da Hakan annemi ev içinde istememişti. Ben bunu Önder Bey'le paylaştığım zaman Önder Bey alışacak dedi. Çünkü Hakan dedi kendi istediği şekilde bir rutin oluşturmak istiyor dedi. Bu rutin içinde eğer kalırsanız dedi, büyüdüğünüzde çok büyük bir sigara çekersiniz. Hakan o evde birilerinin misafir olarak kalabileceğini, birilerinin gelip gidebileceğini idrak etmesi gerekiyor ki ilerleyen zamanlarda size sıkıntı çıkarmasın demişti. Ve ben şu anki bulunduğum durumu da zaten Önder Bey'e açıkladığımda, Önder Bey evet yaptığınız doğru, belirli aralıklarla düzenli bir şekilde karşı tarafta siz görüştürürsünüz, iletişim halinde olurlarsa eğer çocukla beraberdi, bu çocuğun karşı tarafa alışması için daha kolay bir şey dedi. Yani hani bu sizin tabii ki de özel durumunuza hiçbir şekilde ben giremiyorum, bir şey söyleyemiyorum ama dedi, haklı olarak tabii sizin de durumunuzu da bildiğimden dolayı dedi. Hani Önder Bey bile yani dedim, hani Hakan'ın belli bir aralıklarla karşı tarafla görüşmesi, görüştüğüm insanla görüşmesi çok normal karşı ve görüşsün zaten de aralarında bir bağ dedi, oluşması lazım dedi. Bu da çok normal bir şey dedi ve bu rutin dedi kaybetmedi kendisi de zaten bana. Yani ben burada bir iş yaparken size kısaca anlatmak istediğim şey, yani başınıza çok fazla şaşırmak istemiyorum ama kısaca anlatmak istediğim şey de zaten ben yaptığım her şeyi zaten planlayarak, düşünerek, geleceği nedir başıma gelebilecek şeyler düşünerekten hareket ediyorum. Yani ben 18 yaşında cahil bir insan değilim. Yani düşüncesiz bir şekilde hareket ediyorum ve ben çocuklarımı ya da ben çocuklarımı gözden çıkartaraktan hareket ettiğim kesinlikle ama kesinlikle düşünülmesin. Gerçekten bu beni gerçekten çok üzer. Sizler de biliyorsunuz ki son 3,5 seneden beri ben ne savaş veriyorum. Ben çocuklarım için neler için uğraşıyorum. Sizler de biliyorsunuz ki ben 2,5 sene benim boşanmam davam sürdü. Ben 2,5 sene boşanma davasını niye sürdüğünü ve benim çevremdeki herkesin dediği tek şey, uğraşma, bırak gitsin, sal yakasın, ne hali varsa görsün. Sen yıpranıyorsun. Olan sana oluyor. Vermesin, hiçbir şey alma. Benim annem ve ablam bile hatta size söyledi. Onlar bile artık kolay çok bunaldık ki hepimiz bunaldıydık zaten artık son zamanlarda, son şeylerde yani. Çünkü elimizden çok fazla hani şey gelmediği zaman, hani bu prosedürleri beklediğimiz için diyeyim ben, zaten bu durumları yaşayan arkadaşlar varsa zaten ya da bu duruma yeni başlayan arkadaşlar varsa gözünüzden şöyle bir 2,5-3 senesiyle çıkartın yani. 2,5-3 sene boyunca bir savaşın içine gireceğinizi çıkartın. Ya çok kuvvetli bir sinirleriniz olması lazım ya da kendinize güvenemiyorsunuz, ya salın yakasına gitsin. Hiçbir şey hak talep etmeyin. Ve hatta bandaki sal yakasın gitsin. Olan sana oluyor. Sinirlerini yıpranıyor. Sinirlerini yıplandığına kalıyorsun dediler ama ben hayır salmıyorum. Ben yine elimden geleni yapacağım. Ben hakkımı alacağım. Ben önceden de söyledim. Benim çocuklarımın haklarını ben gözetmediğim sürece karşı tarafı zaten babalarını zaten gözetmeyeceğim adım gibi eminim. Ve benim dediğim her şey de zaten çıktı. Ben bunların hepsini tek tek de yaşıyorum. Şu anda bana kalan bir ev var. Allah'ın da şükürler olsun. Bu ev zaten 3 tane evladımın. 3 tane evladımın hakkı diyeyim ben yani, sizden o şekilde anlatayım. O yüzden de yani ben hep çocukların haklarını gözeterekten, çocuklarımı hep düşünerekten hareket ettiğim için de şu anda bulunmuş olduğum durumuna, yaşamış olduğum ilişkiyi de tamamıyla ama tamamıyla çocuklarımı düşünerekten hareket ediyorum. Yani ben çocuklarımı gözden çıkarmadım. Ben böyle çocuklarımı gözden çıkarmış gibi konuşulmasını hiç ama hiç istemiyorum. Bu şekilde ben adlandırılmak, sınıflandırılmak da istemiyorum gerçekten. Tabii ki de her şeyi yaşayarak göreceğiz inşallah hep beraber. Olur ya da olmaz.
olumluyordur, olumluyordur, olumlu olur ya da olumsuz olur, hiç belli olmaz. Bunların hepsini yaşayacağız inşallah. Ben her zaman için diyorum ki hakkımızda hayırlısı, hakkımızda hayırlısı. Hayırlısıysa olsun, hayırlısı olmasın diyorum arkadaşlar. Allah'ım benim yakışıklı evladım. Ay bunu var ya, sarılmalar var ya, beni öldürecek, öldürecek. Çok tatlısın sen. Gel bir anneye bir öpücük ver bakayım. Vermeyeceğim mi? Bay bay yapalım mı hadi ablalara? Ay valla ben sizin var ya başınızı çok şişirdim bugün. Kusura bakmayın, inanılmaz deviriyor oldum. Şimdi biraz sonra Hakan'cığım bir yıkayayım diyorum. Yıkamayı düşünüyorum bunu. Allah'ım bütün apartman var ya şu anda bizi dinleyecek, ben size söyleyeyim. Nihal ablacığım yukarıya çıkar. Hakan bu şekilde bağırdığı zaman bazen Nihal abla yukarıya çıkıyor. Hayırdır ne oluyor diyor. Gelsin mi Nihal? Hem bir kahve içiz Nihal'le de kavurduk kahvesi. Neyse arkadaşlar, ben bugünlük sizlerle izninizi istiyorum ve kaçıyorum. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.